Aynen Ahmet Kırık. Bakayım. Geldi abi. Orhan. Gel gel buraya gel gel. Ahmet Bey, bir şey söyleyecek misiniz? Hakkınızda iddialar var. Ahmet Bey, neler diyeceksiniz Ahmet Bey? Ayrıca bir açıklamamız olacak mı? Bir şey söyleyecek misiniz? Basın şuradan, misiniz? Buradan, şuradan hemen. Buyurun. Basın açıklamamızdaki iddialara bir şey söyleyecek misiniz? Ahmet Bey, kimse bir şekilde iddiası doğru mu? Gel Gamze. Yaklaş sen. Gamze gel. Geliyor. Gamze takip et. Oradan gidiyor. Gamze'sin. Ahmet Bey. İlla bana hakkında söyleyeceksiniz. Ahmet Bey. Aşağıda açıklama yapacak mıyız abi? Evet. Aşağıda açıklama yapılacak. Bir saniye. Tamam Ahmet arkadaşlar, aşağıda açıklama olacak mı? Bir şey söyleyecek misin Ahmet? Aşağıda da açıklama yapacak. Gamze sen in. Sen görüntülü geç git. Arkadaşlar bir açın. Arkadaşlar bir açalım mısınız? Tamam, iyilin. İyilin ön taraf. Abi çek. Çök. Beyler çekin. Arkadaşlar çökün. Herkese merhaba. Günlerdir yaratılan manipülasyon sürecinde ben ısrarla müvekkilimin henüz ifade vermediğini, tek bir tarafın ifade verdiğini ısrarla belirtmiştim. Müvekkilimin talebiyle biz yaşanılan bu olayı hiçbir şekilde kamuoyuyla paylaşmama kararı aldık. Sadece yargı mercilerine ifade vereceğimizi söyledik. Evet. Biz şu anda Sayın Savcı'ya ifademizi verdik. Müvekkilim ifadesinde olayın tüm ayrıntılarını anlatmıştır. Toplum tek taraflı bilgilendirilmiş ve farklı bir algı yaratılmıştır. İfadesinden de bu açık bir şekilde anlaşılacaktır. Şunu özellikle söylemek istiyorum herkese. Adil yargılanma hakkı ve savunma hakkına herkesin saygı duyması gerekiyor. Bunun aksini davranan insanlarla ilgili, şahıslarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Özellikle Sıla Hanım'ın avukatıyla ilgili meslektaşımı İstanbul Barosu'na şikayet edeceğim. Bunun dışında müvekkilimin bu süreçte ve ilerleyecek süreçte kişilik haklarına zarar verecek olan herhangi bir asılsız iddia, itham, iftira ve hakaret nedeniyle uğrayacağı her türlü konuda, her türlü kişi, kurum hakkında yasal sürece yarından itibaren derhal başlıyoruz. Teşekkür ediyorum. Ahmet Bey, siz peki? Arkadaşlar merhaba. Konuyla müsaade eder misiniz? Konuyla ilgili açıklamalarımı sadece resmi makamlara yapacağımı belirttim. Bu doğrultuda da içeride ifademi verdim. Türk adaletine güveniyorum. Yargı süreci devam ediyor. Benim için yeni bir başlangıç her anlamda. Böyle bir konuyla adımın anıldığı için, anılmasını hiç istemediğim bir konu, anıldığı için herkesten çok özür diliyorum tekrar. Bu yaşananlar için de asılsız iftira, yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum.
haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır. Teşekkürler. Kalkma, kalkma lan, kalkmayın.